Daha önce hiç kadın yöneticim olmadı çünkü bu benim zaten ilk işim, o yüzden. Hiç kadın bir patronum olmadı. Daha önce erkekle çalışmıştım hep. Hayır, hayatım hiç öyle bir tecrübem olmadı. Fakat okulda kadın yöneticilerle proje yaptım. Enteresan dedim abla ya. Marangozhanede kadın. Hayatımda ilk defa kadınlarla beraber çalışıyorum. Yadırgamadım hiçbir şekilde. Yapamaz diye düşündüm, anladın mı? Ağır iş ya. O yüzden. Bence her yerde kadın olmak zorunda. Biz de neden olmasın, bir deneyelim dedik yani. Denedik. Ve iyi ki de dedik. Evet, kesin. Biz bu sektörün içine kadınları da yerleştirmek istiyoruz. Bununla sorunu olan buradan gidebilir bakış açısı vardı burada. İki seneye geçkindir işte bir kadın mesela burada şu an çalışıyor. Oha dedim, evet işte kadınlar da burada çalışıyor, hani daha böyle eşit bir şey var. Bugüne kadar marangozlar hep erkekti, erkekler çok iyi yaptığı için değildi. Kadınlar hiç giremediği için erkekler vardı. Diyoruz ki görüyoruz, kadınlar bayağı iyi iş yapıyormuş ya. Artık bu tarz şeyleri normal görmek lazım hayatımızda. Yani erkeksi davranmama gerek kalmadan olduğum gibi istediğim şeyleri yapıp devam edebiliyorum günlük hayatıma. Bence kadınlar olduğu yere medeniyet geliyor. Öbür işlerin çalışırken küfürleri kafadan şişirdi. Ama burada öyle bir şey imkan yok. Çünkü kadınlar. Çalışma ortamı daha sıkıcıydı. Ama şimdi buradan çalışıyorum. Buradan çalışıyorum. Ve benim için çok büyük keyif bir zevktir. Yeri gibi dans ediyoruz. Yeri gibi seksik oynuyoruz. Bantallar bize bir şey değil mi? Seda Hanım'ın daha mesafeli olduğunu düşünmüştüm ama sonra Seda Hanım'la çalışmaya başladıktan sonra hiç öyle olmadığını hani fark ettim. Hatta böyle bayağı içimden mutlu oldum. Bizim buradaki ortağımız mesela bir şey oluyor, masa oluyor. Ben Altan Usta diyorum, gel beraber kaldılar. Beyza Hanım diyor ki yok ben kaldırdım. Hakikaten kaldırıyor maşallah. Ya acaba hani ben artık erkek gibi mi olmak zorundayım bu işi yapıyorsam? Sonuçta hep erkeklerin egemen olduğu bir sektördeyim. Öyle olmak istemiyorum. Kadın olmak istiyorum. Kadın gibi olmak istiyorum. Tırnak içinde. Ama bu işi de yapmak istiyorum. Öyle olmak zorundaymışım gibi hissettiren insanlar zaten burada duramadılar, barınamadılar. Mesela Nefise, baktığında bileceğiniz bir şey değil mi? Yani çok ağırları kaldırıyor. Yani bir tane çırak erkek almıştık. Çocuk böyle güzel, böyle üçgen vücudu var falan, kaslı böyle. Poz çıktı. Oğlum hadi kaldır diyorum. Niye kaldı? Sonra Beyza geldi. Ya bir dedi bir çekilir misin dedi. Tuttu onu çevirdi kaldırdı. Çocuk da baktı. Mesela ben bu kadar verim vereceklerinin hani ağır kaldıracaklar, işte yırtıcı işleri kullanacaklar aklıma gelmezdi mesela. Ya ben Nefise'ye bir tane ustaya değişmem. Bir şeyleri kaldıramayacağım ya da kuvvetimin yetmeyeceği hep düşünülüyordu. Ben hani onu yıkması biraz böyle vakit alıyor. Kadınlar daha mücadeleci. Daha ellerini taşın altına sokuyorlar. Ve daha sahiplenerek bu işi yapıyorlar. Ya, diyorum ki Nefise, senin yaptığın işi kim alacaksa çok şeydi, şanslı diyorum yani. O temizliğiyle, konusuyla, her şeyi detayıyla öyle bir uğraşıyor ki. Hiç bile yani kontrol etmeye gerek yok. Kendi işlerini çok hakimler ve bunu görmek aslında beni çok mutlu etti. Çünkü ben de dedim, ben de böyle bir iş yapabilirim. Beyza Hanım almış başını gitmiş. Bir de makinede çalışmaya bilse var ya, iş de yapar. Ben o makineyi öğrenmek için 40 yılımı vermişim. Ben şunu anladım, bir kadının olduğu yerde çalışma ortamı şunu anladım. Aile. Tamamen aile kavramı. İnsan huzurlu, mutlu oluyor, rahat oluyor, kafası rahat oluyor. Yani stres psikolojisini yaşamıyorsun. Ben atölyeye gelirken şort giymiştim. Hava sıcaktı artık. Böyle mi gideceksin atölyeye dedi. Çok sıcak çünkü çalışırken çok terliyoruz dedim. Şortla mı çalışacaksın atölyede dedi. Yani kadının atölyede şort giymesi veya ne bileyim işte VYK giymesi bana bir şey ifade etmiyor. Çünkü o gözle bakmadığım için işte ilk gün belki dumur olacağız, ikinci gün dumur, üçüncü gün dumur, birinci haftadan sonra ha evet ya şort giymiş. Sonra o şortla atölyeye gittikten sonra mesela kahve çıkıyorum, nabura gidiyorum. Nabur böyle bakıyor, sen ne yapıyorsun, sen ne iş yapıyorsun? Her türlü işi yapıyorum, kesiyorum, biçiyorum, zımparalıyorum diyorum. Ha sen boyuyorsundur. Aslında insanlar bayağı şaşırıyor çünkü genelde hani atölyede sanırım erkeklerin çalışmasını bekliyorlar. Ben diyorum çırağım,
Yani çizim yapıyorsun. Zaten o üstümün başımın toz içinde olması en büyük kanıtı ama yine de böyle bakıyorlar sürekli. Alışacaksınız. Şu an için bir sorun yok mesela ama tabii ki sorun yaşadığım insanlar oldu. Ya bu atölyede ama bu atölye için geçerli olarak hani kadın olarak çalışmak zor değil. Ben daha önceki iş yerimde kız gibi olmamakla suçlanmıştım. Bağırmıştım bana prenses gibi davranmayın deyip MDF'leri falan taşımaya başlamıştım. Bir şeylere cevap verdiğim için, mantık yürüttüğüm için hani o düşünüyor olmam dahi problem olmuştu daha önce çalıştığım yerlerde. Alışacaksınız. Öncelikli olarak hani muhatap olunacak kişinin Ertuğ olduğunu düşünüyorlar. Çay molalarında sürekli bana sorardı Nefise çay hazır mı, Nefise çay demlendi mi? Ve ben bunu 4-5 kere tekrarlamış olmama rağmen... Ben utanıyorum ya böyle. Sanki sen yokmuşsun gibi konuşuyor. Sürekli gelip bana soruyordu ki bundan çay işlerinden sorumlu olan da çıraktı, diğer çırak o da erkek. Yani ben de değil, buraya konuşacaksın. Evet. Sen kadınsın diye sana tahammül ediyorlar, kızsın diye sana dayanıyorlar gibi şeyler duyduğum oldu. Ben eşimi çalıştırmam. Ha, bunu çok gururla söylüyor. Yani çalıştırtanların Allah belasını versin şeklinde söylüyor. Erkek diye senden belki talimat almaktan gocunmuştur biraz idare etseydin. Neden ben idare etmek zorundayım? Gözünün içine bakarak kadınların çalışmaması gerektiğini, bunun onlara ters olduğunu söylemişti. Kadın ya da erkek. Aslında farkı yok. Sonuçta bir mücadele yani bu. Sizi işe alacak olan kişi benim farkında yani, mısınız demiştim. Kız olduğu için kavga da edemiyorum falan diye söyleyenler oldu. Tırnak içinde bayan kalıbı var ya hani bağırılamayan, ses yükseltilemeyen. Şimdi eşim çalışıyor, ben kötü bir şey mi yapıyorum? Bazen kendime öfke duyduğumu hissediyorum mesela kadın olarak çalıştığım için. Böyle konuşacağım. Patır patır aklına ne geliyorsa atacağım, tutacağım. Onları koordine edecek kişinin de bir kadın olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacı hissediyorum ki nasıl bir tepki verecek. Evet. Ve bununla bir sorunu olanlar hurdahane tarafından, burası tarafından onaylanmıyorlar. Mesele benim kadın olmam. Bazen tek gidiyorum montaja, tek başıma gönderiliyorum. Yapabilecek mi? Sadece o mu falan yani? Zaten benim tek başıma gideceğimi duydukları anda bir kaygı başlıyor oraya, bir telaş alıyor. Tek başına yapabilecek mi, taşıyabilecek mi, olacak mı? Ama ona rağmen bu deneyimi yaşasınlar istiyorum. Kapıdan çıkarken şey diyorlar, ya biz bir de sana bir şey sorsak, bizim şunu da sen taksan, yapsan falan. Saygılarını ve güvenlerini kazandıktan sonra bu iş daha kolaylaşıyor. Burada yeri geliyor, eğiliyorsun, kalkıyorsun, işte bir şeyler yapıyorsun. Ben de eğildiğim zaman işte atıyorum sürekli baksırım gözüküyor veya ne bileyim belim açılıyor. İşte birisi bakıyor mu diye bir tedirginliğim olmuyor. Eğer zihniyetin ve düşüncelerin kötüyse orada nasıl bağlayalım? Burada hiç kimse bana bir obje olarak bakmıyor. Kadın objesi olarak diyeyim hani böyle. İş yerine çalıştığım kadınla eğer beraber çalışıyorsan ahlak bir erkek için ön plan çıkan ahlaktır. Yani dolayısıyla ben burada eğilirken, kalkarken, birbirimize çarparken falan filan ne benim aklıma geldiğini düşünüyorum ne de karşıdakinden öyle bir hissiyat alıyorum. Onu bir iş arkadaşının haricinde bir kardeş olarak görürsen hiç problem olmaz. Zaten öyle bir hissiyat aldım kişinin burada durabileceğini de düşünmüyorum. Burası gerçekten bu sisteme oturtabilmiş bir iş yeri. Çok iyi bir usta olabilir belki ama eğer burada kadınlarla uyum içinde çalışacağına inanmadıysak tercih etmiyoruz. Gerçekten o konuda şanslıyız yani. Sektörde bu konuda problem yaşayan başka arkadaşlarımı biliyorum. Yani onlar kendilerini düzeltmek zorunda, değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ben burada kendimi bundan korunmuş hissediyorum mesela. Kendi arkadaş çevremden genelde takdir ediliyorum. Böyle bir ilk önce bir şaşırılıyor. Ne yapıyorsun yani çırak olarak orada ne yapıyorsun? Yani aslında takdir edilmeye de gerek yok aslında yani çırak olarak çalışmak böyle bir nefes alıyor olmak gibi bir şey aslında yani doğal olarak yapabileceğim bir şey. Kız arkadaşlarım var ama hani dedim böyle böyle marangozda çalışıyorum dedim. Aşağıda dedim. Belli bir yaşın üstü şey diyor. Ah be kızım bunun için mi okudun? Ya vallahi abla mimar deyince herkes susuyor ne diyeyim. Kızım yarınlarda bu tarz işlere girdiği zaman ben kendisini desteklerim. Çünkü eğer başarılı olacaksa her daim yanında olurum. Onlar heves etmez abla. Ailemde iki tane kadın var. Biri eşim, biri kızım.
3 kadınla büyüdüm. 17 yaşında da kız kardeşim var. Çalıştı tabii. Kızım mesela kendi iş hayatında çok başarılı yerlere geleceğinden eminim. 2 erkek kardeşle büyüdüm. Annemle, ablalarımla çok şey konuşuyordum. Yani kadınlar hakkında. Kadınlara nasıl davranmam gerektiğiyle hakkında. Onlardan elektrik işini öğrendim. İşte ne bileyim nasıl boya yapılır, nasıl işte ne bileyim top oynanır falan. Şu an 8 Mart Kadınlar Günü'nün bütün kadınlara hayırlı ve uğurlu güzel günler getirmesini dilerim. Onlar hayatımızın bir parçasıdır. Yani kadın erkek fark etmez. Öyle değil. Alışacaksınız. Betül abi kurtar beni. Sen nasıl? Ben böyle yapıyorum. Bak şimdi kafam karıştı. Kadının erkeği ayırması olmaz yani çalışma durumunda. Anladın mı onu diyorum.